Herkese merhaba arkadaşlar. Sivilcelerim ve ben size merhaba der. İlk defa bu kadar fazla sivilcem çıkıyor, böyle kapatalım. Ya böyle ergen gibiyim şu an. Neyse. Türlü türlü stresler ve işler başımdan geçti. Birkaç haftadır, birkaç tüm yazdır gibi bir şey böyle. Sürekli bir şeylerle uğraşmam, bir şeylerin üstünden koşmam, üstüne gitmem gerekti. Ve her şey çok zor yoldan aldı. Bu iyi mi? Şu anlık bir mod değişikliği yaşayalım diye odamı toplayacağım. Şöyle birazcık dekoratif şeyler mi yapsak? Piyanonun üstüne, masamın üstüne vesaire. Ya böyle ölü gibi yaşıyorum gerçekten. Dolabın içini açacağım şimdi. Her temizlik videomda böyle başta 1000 saat konuşuyorum. Bunu fark etme. O yüzden çok konuşmayacağım. Yani burası konuşsun, buyurunuz. Ya böyle bir şey ararken içinde böyle yani, ve aralarında ütüller de var. O çok kötü oldu. Neyse. Bu arada işte de yoğunum. Staj yapıyorum biliyorsunuz. Her türlü çok yoğunum ve çok yorgunum ve çok mutsuzum ve çok durgunum ve çok uykuluyum ve I hate my life situation right now. Neyse artık. Bak yine 1,5 dakika konuşmuşum. Anlıyor musunuz? Yapıyorum bunu. Neyse. Önce dolabımı toplayalım sizinle. Sonra yatağımın çarşafını değiştirelim. Sonra kütüphanemizi toplayalım. Ne dersiniz? Çünkü burada bir sürü kitap birikti. Böyle aldım okudum ve attım. Her yerde ciddi anlamda çok mutsuzum. Ve bunu o kadar uzun süredir atıyorum ve yapmak istemiyorum ki normalde yapmayı çok severim. Yani temizlik yapmayı ve toplamayı ve dekorasyon yapmayı biliyorsunuz. Neyse. Şu an bir kendime geleyim diye. Bana daha motivasyon olsun diye. O da şuradaki kutular. Neyse onlara alıştım bu arada arkadaşlar. Dün akşam şurada yatağımda yatarken bir düşündüm. Ya düşündüm derken bir gözüme çarptılar. Ama dedim. Sadece şu vardı. Şu merinos. Ne alaka? Ne alaka? Ama burada bir sürü kargo poşetleri bilmem neler oldu. Yani yapacak hiçbir şey yok. Çünkü şu yerde biriktiriyordum ve artık ayağımı falan takılıyordu. Bunlar üste gitmişler bir ara. Ben de fark etmedim. Böyle içinizi kararttım ama şimdi birazdan içinizi geri açacağım. Benim de içim açılacak umarım diye düşünerek başlıyorum. 3 dakika konuştum bile. Tüm kıyafetlerimi buraya yıktım. Size yeni aldığım şeyi göstermek istiyorum. Bakın, eşofman üstü ve bu da altı. Yaren birazcık çocuk gibi olmuşsun dedi ama eşofman tam boyuma göre olduğu için ve belime göre bayağı mutluyum. Sendyol'dan aldım. Sendyol Milla ve X-Mall. Arkadaşlar, arkadan süpürge sesi geliyor olabilir. Ama kısa bir şey söyleyeceğim. Bu kitaplığımı keşke ayrı bir video mu yapsaydım diye düşündüm. Bir tane videom vardı, onu buraya linklerim. Çok güzel bir video, böyle tüm kitaplarımı tanıttığım
kitaplığımı gösterdiğim bir video. Onu izleyin, o çok tatlı bir videoydu. Ama şu an bir sürü yeni aldığım güzel kitap var. Okuduğum, okumadığım kitaplar da var ve buralardaki kitapları değiştirmek istiyorum. Yani demek istediğim, ya mesela burada Harry Potter'lar, işte Tolkien falan var, okey, ve Jane Austen en sevdiğim yazarlardan bir tanesi. Ama yani burası da zaten hani şey, kafa dergilerim. Ondan sonra işte bazı kişisel gelişimler, netçolarım, dergilerim, psikolojist, işte bilim neydi? Popular Science vesaire. Ve bence burası, bu alan çok güzel duruyor. O yüzden burayı böylece değiştirmek istemiyorum. Tabii birazcık badminton topu vesaire karışmış. Şurada şu anda arkadaşlar gençliğime geri dön. 15 yaşında okuduğum kitapları tekrar okuyorum gerçekten. Onlar falan var. Yani değişik. Ne yapsam bilemedim. Buradaki kitaplar da güzel aslında. Acaba burayı mı boşaltsam? Şu an biraz kararsız kaldım. Yani buradaki şeylere bakınca da şurada böyle bazı yeni okuduğum ve Işık Tanrısı'nı mesela okumadım. Otomatik Portakal'ı okumadım arkadaşlar. Bunu okumadım. Burada bazı kitaplar var. Burada Dune serisi var. Diğer kitabı nerede bilmiyorum. Sanırım Yaren odasında kaldı. Kişisel gelişim kitapları var. En sevdiğim section. Ve bunları da böyle ayrı bir yere koymak istiyorum. Hani şurası gibi bir yere. Bakacağız. Arkadaşlar, bu arada gece oldu. Gerçekten. Ama şurayı topladım gibi bir şey. Yani çok da toplamadım aslında. Hiçbir şeyimi atmadım. Buradaki defterler arkadaşlar genellikle üniversiteden kalma defterler. Şu liseden mesela. Burada bazı böyle birikmiş kağıtlar gördüğünüz zaman bunlar şey, benim böyle lisede aldığım özel derslerin kağıtları falan. Ama çok düzenli yazdıkları için hocalarım belki yarın bakar. Belki ben sonra anı olarak saklarım diye. Çoğu şeyi buradaki anı olarak saklıyorum zaten. Böyle defterlerin arasından yazılar, işte ne bileyim, sınavlara giriş kartlarım vesaire çıkınca çok mutlu oluyorum. O yüzden burayı tekrar bir gözden geçmiş oldum. Hem de anılarıma bakmış oldum. O yüzden saatler sürdü. O yüzden burası hala böyle. Ve kitaplar hala böyle duruyor. Neyse, acaba yarın mı yapsam diye düşündüm. Ama aslında şu anda da eğleniyorum. O yüzden yapmaya devam edeceğim sanırım. Tek şeyim, böyle Instagram'da story paylaşacaktım. Öncesi sonrası, hani top to clean falan gibi bir story şey yapacaktım. Neyse, artık yarın yaparım. Bugün yetişmedi yani gerçekten. Ve bu işi bitir... Ya bu işten de eğleniyorum bu arada. Ben her zaman toplarken bir şeyleri eğlendiğim için arkadaşlar. Yani şu anda da eğleniyorum ve odamın ne yapmam gerektiğini tamamen unuttum. Ama dolabımı da topladım zaten, biliyorsunuz. Çekmecemi topladım. Ve kitaplığımı da topladım. Zaten benim hani odam, genel olarak aynı şeyleri yapıyorum. Her temizlik videomda zaten böyle yani. Yarın bir çarşafımı ya da az sonra, aynen az sonra çarşafımı değiştiririm. Ama bir tek o kaldı. Çünkü Allah'tan yorgan yok hala, Ağustos'tayız diye. Öyle. Yani çok işim kaldı gibi gözüküyor ama sevdiğim için kitaplığımı toplamayı, en sevdiğim işlerden bir tanesi olduğu için yani aslında benim için iyi yani şu an. Arkadaşlar, son halimi göstereyim odamın. Bu 3 tane sukulenti Emirhan yeni almış bana. Bunu da zaten kendisi almıştı. Sabah bunları suladım. Çok güzel duruyorlar bence burada. Sonra gelelim kitaplığıma. Bakın. Yukarının bile tozunu aldım böyle. Her yerin tozunu aldım.
burayı bayağı bir değiştirdim bence. Burayı da biraz değiştirdim. Şurada yeni aldığım defterler var. Renkleri inanılmaz güzel bence. Sonra ya tüm kitapların yerlerini değiştirdim aslında. Şöyle sıkıştırdım birazcık. Burada da kitaplar var. Burada defterlerimi düzenledim zaten dün ve bu videoyu burada kapatıyorum. Umarım siz de ilhamlanmışsınızdır. Odanızı toplamak için hazırsınızdır.